Ondan sebebi, biz kazancımız var. Okul kurduk, bir gün üniversite kurduk. Gruplar yaptık, öğrencilere, gençlere burslar verdik. Bizim aklımız budur. Ama işte bunun ötesinde, şu anda konusu baştan itibaren bugüne kadar, 2015'ten beri yaşananlar, vaktinde gününe getireceği için, bunlar getirirsen, bunlar diğer uluslararası medyacım arkadaşlarımızla, medyacım arkadaşlarımızla dinlensin, tekrar geçsin. Ben ondan sonra bütün sorunuza tekrar cevap vereyim. Ama sizden ricam şu, eğer yapabilirsiniz, canlı yayınlayacaksınız. Çünkü ben canlı yayınlayacağım için arkadaşlarla rica edeceğim. Perşembe akşam burada bütün sorularınızı hepsine tek tek cevap vereceğim. Sizin sorma mecburiyetiniz olduğunu biliyorum. Evet. Ben de cevap verme mecburiyetini olduğum birisi olarak, çünkü bu döneme gelmişim, arkadaşlar böyle. Evet. Hepsine cevap vereceğim. Önemli olan benim söylediklerimi yayınlayabilecek misiniz, yayınlayamayacak mısınız? Bu önemli. Neden canlı istiyorsunuz? Çünkü kesip, kırıp, biçip başka bir yanlış anlaşılmaya sebep vermesin diye. Bu da benim doğal hakkım değil mi çocuklar? Tabii. Ben de medya patronuydum yıllarca. Biliyorum. Yani bu sizinle kalsak güveneceğim sizlere ve yayınlayacaksınız. Hiç şüphem yok. Ama sizden sonra farklı barajlardan geçtiği için son ulaşması gereken... Bugün burada yabancı basın ajansları da var mesela. Biliyorum. Onlar da sizin bu konuşmanızı bekliyor. Mesela evet. Şöyle diyelim. Fethullahçı terör örgütü üyesi misiniz? Çocuklar bakın bunlar mahkemede. Evet. Sizin söylemiş olduğunuz bu ta başından sonra kadar hepsi konuşuyordu. Şu an yargının devam ettiği bir sınavı söyle bak beni uyarıyorlardı. Tabii. Şu anda değil. Perşembe akşamı istediğiniz soruyu sorun bana cevap verin. Anladım. Tamam mı çocuklar? Anlaştık mı kardeşim? Yoksa ben kendisini gizlemeye çalışan sakın birisi değilim. Ben işte bu dönem hayatım önce çalışmış. O altında doğru olan güzel bir şekilde yaşamak. Kazancını da ülkesindeki vatandaşları paylaşıp bunu böyle değil. Ama yurt dışına para kaçırdınız, mal evet. Kaçırdığını söyleniyor. Çocuklar ben dedim ki eğer benim hayatımda 1 dolar bulabilirseniz galiba şu bütün sayıdım bağışlayacağım dedim. Yıl 2015 baskın yapıldığında. Bugün böyle bir ihtiyaç kalmadı. Aynı oldu. O günden bugüne kadar 1 dolar karşıma para çıkartmış değiller. Şu anda ben neden suçluyorlar biliyor musunuz? Neyse bu gibi olduğu için girmeyeyim oraya ama sizin düşündüğünüz gibi hiçbirisi alakalı değil. Yani benim hayatımda benim de şirketlere baskın yapma sebebi ve kayın atanma sebebiyle alakalı tek bir suçlama yok şu anda bende. Tamam çocuklar. Yani yargıdan aslında yok. Since 2015, this is the first time the questions will be answered. And this is important for me. Are you feeling under a lot of stress from this? Not really. I'm just, but maybe I should feel fine because finally all these slanders has been true for a long time. He's got to have answers. Thank you very much, Anthony. Thank you.